Beşiktaş meydanında bir arkeolojik kazı var. Ve buradaki kazı tam 8 senelik bir kazı. Yeni değil yani. Bizden önce de devam ediyordu ve burada inanın 8000 yıla kadar giden kalıntılar bulundu. Ve tabiri caizse oradaki metro durağının inşaatı tabiri caizse kaşıkla kazınıyor. Tabii hassas bir yer. Yani arkeolojik kazı hepimizin saygısı var. Dolayısıyla orada o durağın açılması uzuyor. Uzadıkça uzuyor, öyle söyleyeyim. Ne bizden önce bir kusur vardı, ne şu anda bir kusur var. Ama biz ne yaptık? İşi kolaylaştırmak için Mahmut Bey'in Mecidiyeköy hattını açtık. Mahmut Bey'in Mecidiyeköy hattını açtıktan sonra yetinmedik. Hızlıca Yıldız bölümünü açtık. Yani dolayısıyla belki Ersan Bey'e de faydalı olabilir. Hani biraz yokuş çıkacak ama yani yürüyüş yapar ise yaklaşık 2 kilometre bile değil. Yıldız'a gittiğinde Yıldız'dan metroya binebiliyor. Şu an şöyle, Yıldız'da durağımız oraya kadar geldi. Bir dakika sonra araya gideceğim. O nedenle hazır bu kadar metroyu ve metro hatlarını konuşmuşken seyircilerimizin önemli bir bölümünde o soru gündeme gelmiş olabilir. Merdiven sorunu var mı? Yürümeyen merdiven tamam, sorunu onu var da mı? Söyleyeyim. Şimdi bakın. Bir dakika. Ya çok enteresan. Merdiven hiç yani şu anda hani binlerce diyeceğimiz kadar yürüyen merdiveni var İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama metroda, ama metrobüs durağında, ama farklı noktalarda hizmet veren. Şimdi bu kadar merdivenin olduğu yerde elbette bir hasar yanlış söyledim, arıza oranı var. Ama arıza oranımız bizden önceki dönemden daha az. Fakat şöyle bir kusur var. Bakın ben haber yapılma oranı daha fazla. Hayır ben aynen öyle. Haber yapılma oranı inanılmaz. Bakın bu benim işim. Benim işim. Ya zamanında yapılan yanlışlar da var. Yani açık havanın maruz bıraktığı ya da açık hava koşullarına uygun olmayan şekilde yapılan bir kısım yürüyen merdivenler var. Ve biz şu anda örneğin Büyükdere üzerindeki metro hatlarımızda, Tavşantepe'deki metro hatlarımızda o bölümlerin üstünü kapatıyoruz. Ve bu bizim için ciddi de bir maliyet. Ama niye? Çünkü yağmurdan kolay arıza olan yürüyen merdivenlerimiz var. Ama bakınız, geçmişe dair ve bu döneme dair özel yetkili bir denetim firmasını da işine katarak soruşturmasını yaptık. Çıkan oranlar, inanın bizden önceki dönemlerden çok daha iyi durumdayız. Fakat öylesine bir kirleten haber var ki ya günde 6000'in üzerinde otobüsümüz yola çıkıyor. 6000'in üzerinde otobüs yandı, şu oldu bu oldu. Ya elbette her gün 6 tane 7 tane otobüs arızalanacak. Bunlar oluyor ama dünya kıyamet kopuyor. Ama bir başka şehirde, onların yönettiği bir başka şehirde birazcık yağmur yağıyor, ortalığı sel götürüyor, çıt yok. Peki. Çıt yok, öyle ki garip bir herhalde durum. Herhalde aslında kıyameti depremi beklerken kopartmak gerekiyor belki de bir anlamda. Dolayısıyla bir araya gidelim ve bu kadar büyük bir deprem beklerken siz ne yaptınız, ne yapabildiniz onları bir konuşalım. Tabii ki.